Hoş geldiniz başkanım. Ben hemen konuya gireceğim. Yani Mithat Hocam'ı dinlediniz mi bilmiyorum. Dedi ki sektörün en zor zamanları, yani Türkiye'nin en zor zamanlarında sektör yanında oldu. Artık işte Türkiye sektörün yanında olmalı diye gerçekten çok farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Biliyorum geçen haftalarda da siz olun, Aktop olsun, diğer birliklerimiz olsun bu konuda gerçekten muazzam çaba gösteriyorsunuz. Her fırsatta söylüyoruz. Bu konuda gerçekten sektör paydaşları olarak sizlere minnettarız. Yani hani bu konuda göstermiş olduğunuz çabalar yatsınamaz. Biraz ben oralarda gerçekten mesela Mithat Hocam'ın ortaya koyduğu perspektif gibi mi bakılıyor? Neler yaptınız, neler konuşuldu? İstenilen de mesela KÇÖ çok önemliydi, o sağlandı. Başka neler oldu başkanım? Bize biraz oradan bilgi vermeniz mümkün mü? Tabii memnuniyetle. Öncelikle Erhan Bey, Hotel Linkage bu organizasyonla pandemi sürecindeki sektörümüze bir öngörü kazandırma gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünya genelinde mücadele verilen bu COVID-19 belası diyeceğim. En olumsuz şekilde turizm ve hizmet sektörünü biliyorsunuz etkiledi. Bu konuda dünyada hiçbir tereddüt yok. Otellerimiz ülkemizdeki ilk vakanın tespiti ve gelen tedbirlerle birlikte Mart 2020'de hızlı bir kapanma yaşayarak faaliyetlerine maalesef ara verdiler. Yaz sezonunda tabii ben şimdi geçmişi konuşuyorum birazcık, sonra geleceği ve beklentileri aslında eklemek istedim. Ankara görüşmelerimizi de konuşmanın sonunda iletmek istiyorum. Kabataslak böyle bütün arkadaşlarımın çizdiği tabloyu biraz daha kısaltarak üzerinden geçmek istedim. Yaz sezonunda, pardon. Memnuniyetle tabii siz dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Yaz sezonunda şimdi özellikle yazlık bölgelerde biliyorsunuz geçtiğimiz yıl iç turizm düşük ilmede de olsa yeniden birazcık başladı ve işlerin kısmen devam etmesine de destek oldu aslında. Ancak global pazarlardan beslenen şehir otellerimizde bu kısmi iyileşme maalesef tamamen oldu diyemeyeceğim. Otellerimizin çoğu yaz sezonunda da kapalı kalmaya devam etti ve açık olan otellerimizde de işte Orta Doğu, Rusya, biraz da Ukrayna pazarlarının ilgisiyle küçük bir iş hacmi yaratılabildi. Tabii açık olan otellerin sayısı çok sınırlı olduğu için gelen misafirlerin alternatifi de az oldu. Ve aslında tekrar bir konuyu netleştirmek istiyorum. Yanıltıcı bir şekilde de geçtiğimiz dönemde doluluklarda yükselme kaydedildi diye konuşuldu. Burada sınırlı sayıda ve segmentteki otellerin doluluk oranlarını tüm sektörlere genelleştirmek biraz yanlış oldu aslında. Özellikle sosyal medyada belirli otellere odaklanıldığı için bu konuda epey yanıltıcı bilgi dolaştı ortalarda. Ülkemizde 4200'ün üzerinde otel var ve bu otellerimizde 250.000'in üzerinde çalışan istihdam ediyoruz biz. Dolayısıyla etki alanının genişliğinin altını özellikle çizmek istedim. Sabahki programı da olabildiğince takip ettim. Sektörden arkadaşlarım da bu konuların altını çizdiler ama ben şunu ayırt etmek istiyorum. Turizm sektöründe bir tatil segmentli, belki resort ağırlıklı konuşulabilir. Biraz şehir otelleri farklı konuşulabilir. Bu bölgeler içinde de alt, orta, üst ve luxury segmenti de ayrı ayrı konuşmak lazım. Yani çok güzel sevgili Mr. Tarık anlattı. Luxury segmentte durumlar çok farklıydı şehirlerde ama üst, orta ve alt segmentlerde maalesef işler hiç o kadar da parlak geçmedi. 2019'un İstanbul'un doluluklarında baktığınız zaman %74'lere kadar çıktığını izlemiştik 2019'da. 2020 yılında sadece açık olan otellerle beraber işte %29 gibi bir doluluk kaydedildi. Tekrar altını çiziyorum. Sadece açık olan otellerin verileriydi bunlar. Yani toplamda %70'in üzerinde bir iş kaybı söz konusu oldu. Bu kayıpta bizlerin en büyük kaygısı tabii çalışanlarımız oldu. Bir yıl süreyle devam eden kısa çalışma ödeneği desteği de bize bu anlamda
büyük rahatlık verdi. Çalışanımızı mağdur etmeden istihdam kaybını kontrol altında tutabilmemizi mümkün kıldı. Bu yüzden içinde bulunduğumuz süreç itibariyle kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesi de hem sektörümüz hem ülkemiz açısından hayati önemdeydi. Şimdi biraz önce sizin sorduğunuz soruya değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve geçen hafta yaptığımız sektörel toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız kısa çalışma ödeneğinin Haziran 21 sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bu vesileyle de hakikaten yeri gelmişken sektörümüzden ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve tabii ki Sayın Hazire ve Maliye Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki adımımızda da aslında Ankara'ya gittiğimizde de konuştuğumuz konu işletmelerin finansal ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmasıydı. Bununla ilgili de en önemli beklentilerimizden bir tanesi şu anda sektörün yaşadığı likidite problemine bir çözüm yolu açılabilmesi. Bu Ankara toplantımızda da belirttiğimiz üzere sektörümüzdeki banka borç ve kredilerinin yeniden yapılandırılması, finansal sorunların çözümüne yönelik bazı önerilerimiz oldu. Bu önerilerimizde en temel konu Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesisler için bakanlık koordinasyonunda, belediye belgeli tesisler için de esnaf odaları koordinasyonunda turizm sektörüyle Türkiye Bankalar Birliği arasında finansal çerçeve anlaşması yapılabilmesini talep ettik. Bu anlaşmadan neleri bekliyoruz aslında? Exim Bank veya kamu bankalarımız aracılığıyla turizm işletme belgeli tesislere kısa orta vadeli krediler tanımlanması, belki ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl düşük faiz oranlı 5 yıl vadeli krediler tanımlanabilmesini bekliyoruz. Vadesi dolan rotatif veya işte spot kredilerin KGF kredisine dönüştürülebilmesi, belki yeniden yapılandırılabilmesini bekliyoruz. Ya da taksit dönemi gelmiş bu KGF kredilerinin maalesef geri ödemeleri şu anda çok mümkün olamadı. Dolayısıyla bu taksitlerin 6 ayla 12 ay arasında ertelenebilmesini bekliyoruz. Yani aslında işletmelerimizin finansal ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmasıyla birlikte sektörün bir yıl daha dayanma gücü bulacağını belirttik. Ve eminim zaten bu sürecin sonunda da her zaman söylüyoruz, biraz önce hocalarım da söyledi, geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye ekonomisine en önemli katkıyı yapmaya sağlayacağımızdan da kimsenin şüphesi olmamalı aslında. Bu dönem içerisinde hizmet alanımızda yaşanan değişimler ne olacak diye bana sormuştunuz daha önce. Konuşmamın bu kısmında da birazcık ondan bahsedeyim. Daha önce de konuşuldu ama şimdi pandemi sürecinde hijyen, sağlık çok önemliydi ama bundan sonrasında da hijyen ve sağlık hiç olmadığı kadar önemli bir etken olmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Seyahat rotaları belki kısa vadede daha yakın destinasyonlar tercih edilerek kurgulanacak. Dijital dönüşüm kaçınılmaz olacak ve temasın aslında azaldığı bu dijital yöntemler daha çok tercih edilecek. Tüketici daha planlı ve öngörülü bir seyahati muhtemelen tercih edecek. Ve tabii daha esnek rezervasyon şartları talep edecek. Şimdi sürecin çok değişken olarak ilerlemesi nedeniyle tüketicinin de esnek rezervasyon şartları talebini giderek arttığında göz önünde bulundurarak bizler de otellerimizin forecastları el verdiği sürece satış kanallarımızda ve alternatif rezervasyon tiplerini de yaratarak misafirlerimize bu esnek rezervasyon şartlarını sunmaya çalışıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi dijitalleşme çok çok önemli. Misafirin bilgiye erişimi, taleplere doğru kanallardan yanıt alabilmesi, dinamik ve şeffaf bir iletişim kurabilmek aslında temel kıstaslar oldu. Dolayısıyla kısaca bu dönemde en önemli unsur misafirler üzerinde güven inşa etmemiz diyebilirim. Bunun yanı sıra TROP olarak otellerimizi bu dönüşüme adapte edebilmek üzere biliyorsunuz pandeminin başından itibaren eğitim ve seminerlerimize aralıksız devam ediyoruz. Haziran ayı sonrası için konuşacak da olursak
Bu tamamen global gelişmelere ve pandeminin serine bağlı olarak değişecek bir durum. Pandemi ivmesini kaybettiği takdirde güvenli turizm sertifikası ve turizm çalışanlarının aşılanmış da olması ki o tarihe kadar çoktan biteceğini de umuyoruz. Türkiye turizminin elindeki önemli araçlar olarak, pazarlama araçları olarak bu iki konuyu da ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Turizm hareketinin gerçek iyileşmesi ise muhtemelen uluslararası turizmin geri döndüğünde mümkün olacaktır. Bu geri dönüş, küresel koordinasyon, güvenli seyahat koridorları ve ortak kabul görmüş işte testler, aşılar gibi çözümler gerektiriyor. Ancak böylece seyahat kısıtlamaları güvenli bir şekilde kaldırılabilecek diye düşünüyorum. Biraz önce hocalarım da belirtti. Dünya Turizm Örgütü'nün daha önce açıklamalarına göre bu kriz aslında işte 3 ila 4 yıl sürer gibi konuşuldu ama biz daha hızlı bir gelişmeyi ümit ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. Dolayısıyla Haziran sonrası Türkiye'deki turizm hem ülkemizde hem de globaldeki pandemi seyriyle direkt ilişkili olacaktır demeden de geçmeyeyim. Aşılamanın büyük ölçüde tamamlandığını ve küresel olarak turizm süreçlerinde ortak ve uygulanır kararlar alındığını düşündüğümüzde özellikle İstanbul ve Türkiye için hali hazırda bekleyen İngiltere, Rusya, Almanya, Güney Amerika, Orta Doğu gibi kaynak pazarlardan da turist akını başlayacaktır. Bu akış devam edecektir. Şu an beklediğimiz ve çabaladığımız tek konu pandeminin etkisinin kaybetmesi ve vaka sayılarımızın aşağı düşmesidir. Çok da fazla vakit almadan toparlayacak olursam, pandemi sürecinde hepimiz dijitalleşmeyi iş ve özel hayatımızda en yüksek seviyede adapte etmek durumunda kaldık. Zaten kaçınılmaz olan süreç daha da hızlandı. Toplantılarımızı, ziyaretlerimizi, iş görüşmelerimizi fiziki ortamlarda yapamasak da dijitale taşıyarak telafi etmeye gayret ettik. Ancak daha önceki konuşmacıların da belirttiği gibi içimizdeki gezip görme, keşfetme ve seyahat isteğine bir telafi bulmamız, yerine farklı bir şey koymamız mümkün değil. Hiçbir dijital çözüm bizzat yaşanan bir deneyimin zaten yerini tutmaz. Dolayısıyla turizm ve seyahat şu an için en çok hayal edilen, özlenen sektör konumunda ve insanların pandemi sonrasında ilk hedefi haline geldi diyorum. Bugünün desteği turizme yarının geri dönüşünü sağlayacaktır. Bugün alınan önlemler ve ortaya konan stratejiler yarının turizmini şekillendirecektir. Özellikle burada hükümetlerin daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dirençli bir turizm ekonomisi inşa etmek için dönüşümü teşvik etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sözlerimi burada bitirirken bu değerli organizasyon için bir kez daha Erhan Bey size, Hotel Linkçe ve değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Eğer bunun dışında bir sorunuz varsa memnuniyetle yanıtlamak isterim. Başkanım, ben çok kısa bir şey soracağım size. Dediğiniz gibi aslında içinde bulunduğumuz süreçte hem dünyadan gelen veriler, hem bizim izlemiş olduğumuz haberler, hem bu tarz bir araya gelmelerde hani konuşulanlardan şunu anlıyoruz. Gerçekten insanlar çok seyahat etmek istiyor. Zaten kişisel bazda kendimize de baktığımızda inanılmaz bunalmış durumdayız. Bir yerlere gitmek istiyoruz. Ama önümüzde ufak tefek engeller var. İşte bu hastalığın hızlı yayılması, mutant, işte aşı sorunu hallolduğunda siz de dediğiniz gibi insanlar ciddi şekilde seyahat etmeye başlayacaklar. Bu bağlamda konu anladığım kadarıyla turizm işletmelerinin nefesini tutabilme kapasitesinin uzatılabilmesi. Bu noktada sizin söylemiş olduğunuz destekler çok önemli. Çok yerinde ve çok haklı destekler. Yani bu 2 sene geri ödemesiz, belki 5 sene düşük faizli krediler önemli bir yer tutacaktır. Sadece şeyi söyleyeyim, yani bu talep nasıl karşılandı? Yani olabilitesi yüzde kaç desem son olarak size bir şey söyleyebilir misiniz? Yoksa zamanla mı bırakalım, bakalım mı dersiniz? Şimdi Erhan Beyciğim, toplantımız devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla ve Turizm Bakanımızla birlikte sektör temsilcilerin bu bizim getirdiğimiz öneri konusunda bir araya gelmesini
söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Bankalar Birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve STK Başkanları olarak bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Ve ben inanıyorum ki zaten sektörün durumuna çok hakimler. Dolayısıyla bu geçici kısa dönem diyeceğim ben size, desteği turizm sektörüne vereceklerdir diye umuyorum. Aksi takdirde zaten bizlerin çok da yıl sonunu çıkarabilmesi çok da mümkün değil, inanın. Ama bu arada şunu da söylemem lazım. Her şeyi devletten bekliyor gibi gözüküyoruz ama bizim halkımızdan da çok büyük beklentimiz var. Rakamların aşağı indirilebilmesi özellikle yabancı turistlerin ülkemize gelmesini sağlayacak. Ama bunun dışında bizim tekrar özel bir ricamız var. Türk vatandaşları için söylüyorum. Evet, tatil bölgelerine gidiyorlar ve oralarda tatil özellikle yaz tatillerini geçiriyorlar ama kültürel turlar anlamında Türkiye'deki şehirlerimizi çok da gezmiyorlar. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin bir sürü bölgesinde vatandaşımız var ki bugüne kadar İstanbul'u hiç görmemiş ama defalarca deniz tatiline gitmiş Türkiye içinde. Dolayısıyla şehirlerimizi görmemiş vatandaşlarımızı bu dönem içinde turizm sektörüne destek olmak amacıyla tüm şehir otellerimizde misafir etmek üzere bekliyoruz. Çok teşekkürler bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli, bizim için aydınlatıcı bir konuşma oldu. Teşekkürlerimizi sunuyoruz başkanım. Çok sağ olun. Başkanımın müjdeleyici sözleri de vardı yani. Ben teşekkür ederim. Umutla bekliyoruz başkanım. Toplantının sonuçlarını da umutla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.